Değerli hocalarım ve değerli misafirlerimiz, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak 33. sınıf düzenlediğimiz beyaz seminerlerimizde bugün Doktor Mustafa Çağhan Keskin, Bursa'da Osmanlı Sarayları adlı sunumu ile bizlerle birlikte olacak. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden aldığı lisans eğitimi sonrasında aynı üniversitede Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2015-2016 yılları arasında TÜBİTAK doktora sırası yurt dışı araştırma bursu ile Harvard Üniversitesi Ahan İslam Mimarisi programında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi, 2017-2020 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Erken ve kritik dönem Osmanlı mimarlığı alanında araştırmalar yürüten Doktor Keskin, halen İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Çalışılmadığını, belki ilginç bir şeyler çıkabileceğini söyleyerek beni bu sarayı çalışmaya yönlendirdi. Gerçekten de ben de ilk araştırmalarıma başlayınca Bursa Sarayı'nın diğer Osmanlı saraylarına nazaran pek araştırılmadığını gördüm. Bir süre sonra hatta umutsuzluğa kapıldım. Yani ben bu ödevi nasıl tamamlayacağım diye. Ve bunun üzerine araştırmalarımı oldukça derinleştirdim. Birincil kaynaklara yöneldim. Seyahatnameler ve o dönem yaşamış Osmanlı kroniklerini okumakla devam ettim ve çeşitli ipuçları bularak bu çalışmayı bir yerlere getirmeye çalıştım. Bursa Sarayı araştırmalarım iki yayınla halen sürmekte. Bundan sonra da devam edeceğini umuyorum. Bunlardan ilki 2014 yılında Ankara Savaşı sonrası Bursa Sarayı'nın yağmalanması ve bu durumun çağdaş kaynaklara yansıması başlıklı bir makaleydi. Belleten dergisinde yayınlandı. Bunu da özellikle sarayın ilk döneminden itibaren yok oluş sürecine kadar geçen süreyle ilgilendim ve yok oluş nedeniyle biraz haşır neşir oldum. İkinci kısım ise 17. yüzyılda sarayın durumuyla ilişkili olmak üzere 4. Mehmet'in Bursa ziyareti ve Bursa'da sarayın konaklamaya uygun bulunmadığı ve ikinci bir saray inşa edilmesi üzerine yine Belleten'de yayınlanan, bu yıl yayınlanan bir makale oldu. Dediğim gibi Bursa Sarayı üzerine çok yetkin araştırmalar bulunmamakta. Özellikle tarihçiler yayınlamakta. Bu bağlamda hakkında en değerli toplu iki çalışmanın bu bahsettiğim çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bu Bursa saraylarının ortaya çıkartılması konusunda, özellikle üzerindeki yapıların temizlenmesi konusunda ve araştırmaları desteklemek babında bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulunda Bursa ve Bursa Sarayı'na ilişkin çalışan ağırlıklı olarak tarihçiler, işte arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlardan oluşan bir heyet oluşturuldu. Ekim ayında biz Bursa'da bir araya geldik. Bir basın toplantısı yapıldı. Haziran ayı içerisinde de bir sempozyumla ilk bulguların ortaya konulacağı bir kitap basımı gerçekleşecek. Bursa saraylarından bahsederken önce biraz Bursa'dan bahsetmek gerekiyor. Bursa Hisar bölgesi, yani Bursa'nın kent çekirdeğini oluşturan kale bölgesi. Uludağ'ın kuzey yamaçlarında aşağı yukarı şu alanı tanımlayan bölgede yer almakta. 1326 yılında Osmanlılar bu bölgeyi fethettiler, kale bölgesini. Daha sonra bildiğimiz gibi kuzey doğu yönünde bir kentleşme gerçekleştirerek çeşitli imaretlerle
bu Hisar bölgesinin etrafında uydu kentler oluşturarak kenti genişlettiler. Osmanlı sarayları da bu kent merkezinin hemen içinde yer aldı Hisar bölgesinin. Şu gördüğünüz alan ilk Bursa Sarayı'nın oluşturulduğu alan. Yani Orhan Bey ve Orhan Bey ve devamında işte 1. Murat, Yıldırım Beyazıt gibi Osmanlı sultanlarının oturduğu saray bu bölgede gerçekleşti. Bu bölgede ise 4. Mehmet döneminde 2. Bursa Sarayı inşa edildi diyebiliriz. Bursa Sarayı'nın yerini doğrudan tarifleyen tek bir metnimiz var aslında. Bu da bir 15. yüzyıl kralı olan Aşık Paşazade'nin Tevarihi Ali Osman'ı. Bu metinde Aşık Paşazade Murat Hüdevendigâr'ın kendiye Bursa Hisarı'nda saray kapısında bir cami yaptı şeklinde ifadesinden yola çıkarak burada yer alan gördüğünüz Şehadet Camisi'nin hemen karşısında Bursa Sarayı'nın yer aldığını kesinleştirmiş bulunmaktayız. 1326 yılında kent fethedildiğinde Osmanlılar tabii burada mevcut yapı stoğunu ciddi şekilde kullandılar. Burada gördüğünüz yapı Saint Elias Manastırı, Orhan Bey'in türbesini de barındırıyordu. Onun yanında bulunan gümüşlü kümbet de Osman Gazi'nin defnedildiği bir vahdisane yapısıydı. Bu iki yapıyla ilişkili olarak hemen yanında bulunan ve o dönem muhtemelen Bizans yöneticisinin ya da Osmanlı tabiriyle Tekfur'un yerleşmiş bulunduğu konut da yine Osmanlılar tarafından kullanılan bir yapı olmuştu. Bu yapı Bursa Sarayı'nın çekirdeğini meydana getirdi. Aslında surlarla çevrili bulunan Bursa Hisarı'nın içerisinde bir Ahmedek ya da iç kale olarak gördüğümüz bu yapı ilk tam teşekküllü Osmanlı Sarayı'nı oluşturdu. Bu bağlamda padişahların ya da ilk sultanların mevcut konut yapısına yerleşmiş bulunmakla birlikte bunun yanına işte bir harem ya da devlet işlerinin yürütüldüğü bir divan, işte ahırlar vesaire meydana getirerek burayı işte Edirne Sarayı'nın, Topkapı Sarayı'nın küçük bir modeli haline getirdiklerini düşünüyoruz. Saraya ilişkin en ciddi ve en eski tarihli görsel bu gördüğünüz 1862-1866 yılları arasında 1/2000 ölçekli olarak Sübey tarafından gerçekleştirilen Sübey haritasıdır. Burada Bursa surlarının, Hisar surlarının halen var olduğunu ve Bursa Sarayı'nın özünü teşkil eden kale surlarının da, iç kale surlarının da yer aldığını burada görüyoruz. Burada tabii yapılar yavaş yavaş ortadan kalkmış, çeşitli kubbelerin varlığını izlemek şu noktada mümkün. Bunun dışında biraz bir bahçe düzenlemesi olarak karşımızda. Daha geç tarihli haritalara baktığımızda yine surların varlığını görüyoruz. Burası artık tophane diye adlandırılmış. Şu bölüm ise 4. Mehmet'in sarayını inşa ettirdiği bölüm ise eski saray olarak adlandırılıyor. Bu 1907 tarihli bir harita. Artık yavaş yavaş burada çeşitli yapılar meydana gelmiş durumda. 1921'de ise bütün bu alanda yoğun bir yapı stoğunun, bugüne aşağı yukarı ulaşan yapı stoğunun geldiğini ve sarayların tamamen ortadan kalktığını bu anlamda söylemek mümkün. Şimdi özellikle internette Bursa Sarayı yazdığımızda bu görsele rastlıyoruz. Bu son yıllarda üretilmiş hayali bir görsel. Ancak bize yine de bir fikir vermesi bakımından ben buraya koydum. Ancak dediğim gibi işte aramalarda karşınıza çıktığında ciddiye alınmaması gereken bir görsel. Süpi Bey haritasından yola çıkarak orada hemen güney doğu yönünde bulunan kubbeli yapıyı şöyle tasvir etmişler. Bunu dikkate almazsak aslında surlarının bu şekilde olduğunu, işte bir bahçeye sahip olduğunu 19. yüzyılda biliyoruz. Ancak daha önce
erken tarihli tasvirlerine baktığımızda Bursa Sarayı'na ilişkin yalnızca iki tane gravür var. Yani Hisar bölgesiyle ve sarayla ilişkilendirilen. Bunlardan birisini 16. 17. yüzyılda yapılmış gravür pek yapı tanımına ilişkin bir şey vermiyor ne yazık ki. Bir burç kalıntısı var, bir kubbeli yapı var. Tam olarak saraya ait olan bir müştemilat yapısı olup olmadığından da emin değiliz. Bir de bu görsel mevcut. Yine bir 17. yüzyıl görseli. Burada da işte baca sütten kubbeli bir yapı, işte küçük bir loca, dışarıya açılan işte bir haraba varmış bir yapının kalıntılarını görüyoruz. Bunun dışında Bursa Sarayı'na ilişkin ne yazık ki hiçbir görselimiz bulunmamakta. Bursa Sarayı'nın kısa bir kronolojisini yaparsak, sarayın en şatafatlı günleri 14. yüzyılda yaşanıyor. Yani işte Orhan döneminde oluşmaya başlıyor. Birinci Murat ve özellikle işte Yıldırım Beyazıt döneminde de doruk noktasına ulaşıyor buradaki hayat. Şimdi kaynaklardan takip ettiğimiz kadarıyla işte içinde Yahudi hekimlerin, işte Ermeni sanatçıların, işte Rum eğlendiricilerin, işte Arap düşünürlerin, hatta çeşitli İtalyanların yer aldığı oldukça kozmopolit bir ortama sahip Bey Sarayı. Henüz Osmanlı yeni kuruluyor olsa da sarayda ilginç bir dinamizm söz konusu o dönemde. Bizim yine Bursa Sarayı'nı ziyaret ettiğini bildiğimiz özellikle Memlük kökenli elçilerin raporlarından öğrendiğimiz Yıldırım Beyazıt döneminde sarayda inanılmaz bir lüks yaşanıyor. İşte altın kaseler ve kupalardan ya da gümüşten kupalardan Yıldırım Beyazıt içkiler içiyor. İşte gümüşten bir küçük havuza sahip. Hatta öyle ki işte bu sarayın şatafatlı günlerine son verecek Ankara Savaşı'nın nedenlerinden birisinin Yıldırım Beyazıt'ın bu lüks hayatı olduğunu söylüyor Osmanlı kaynakları 16. yüzyılda geriye bakışla. Yani o günahlar işledi ve işte Tanrı onu Timur belasıyla cezalandırdı gibi yorumları var Osmanlı kroniklerine. Dediğim gibi aslında Osmanlı tarihinin en travmatik olaylarından birisidir Ankara Savaşı ve Osmanlı hanedanı içinde oldukça travmatik bir durum gerçekleşmiştir. İlk defa bir Osmanlı sarayı savaşın ardından yağmalanmış, Osmanlı hazinesine el konulmuş, sultanın haremi esir alınmış ve Timur tarafından bu saray kullanılamaz hale getirilmiş diye kaynaklardan biliyoruz. Şimdi bu iki önemli kaynak var aslında bu sarayın yağmalanışıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi İbni Arapşah, Timur'un yanında uzun süre çalıştıktan sonra onun ölümünün ardından Bursa'ya gelen birisi bu. 1405 civarında Çelebi Sultan Mehmed'in sekreterliğini yapıyor. Onun yazdığı eserde Acaipül Maktur'dur adı. Şöyle diyor Bursa Sarayı'nın yağmalanması hakkında. Timur, Osmanoğlu'nu esir aldıktan sonra ordusundan ve emirlerinden bir kısmını Bursa'ya gönderip onları Şeyh Nurettin'in emrine verdi. Şeyh Nurettin ordu komutanlarından birisidir. Sonra kendisi de onların arkasından son derece huzurlu, rahat ve emniyetli bir şekilde yola koyuldu. Oraya geldi ve Osmanoğlu haremi, hazinesi, malları ve hizmetkarlarından istediği kadarını aldı. Yine o dönemde yaşayan olayların görgü ya da görgü tanığı ya da görgü tanıklarından doğrudan dinlemiş bir kişi olarak Rum tarihçi Dukas ise Bursa'da hazine dairesini açtırdı ve Rumlardan yani Osmanlılardan miras edinilmiş altınları, gümüşleri, değerli taşları ve buğday taneleri kadar çok gibi ölçülen incileri aldı. O yerde ayrıca Sırp kralı Lazar'ın kızının da aralarında olmak üzere Bayezid'in bütün eşlerini ve cariyelerini bulduğundan bahsediyor. Bu dediğim gibi çok oldukça travmatik bir olay. Hatta Voltaire Osmanlıların bir daha asla
kendi eşlerine nikah kıymamalarını Sırp Kralı Oliveira'nın Ankara Savaşı sonrasında esir alınmasından alınmasına yorar. Bu olay yalnızca Osmanlıları değil, bütün dünyayı aslında özellikle Avrupa'yı çok ilgilendiren bir vaka haline alır. Bu gördüğünüz Viyana'da bir 17. yüzyıl sarayı. Bu sarayda Noyes Palas adı. Tamerlan Zimmer ya da Timurlenk Odası denilen bir oda var ve bu odayı devasa bir Ankara Savaşı sonrası tablosu süslemekte. Bu tabloda aslında Osmanlı Sarayı'ndan getirilmiş olan işte padişahın haremi ve onun yanında işte padişahın Timur'un bir eğlencesinde kafeste bu durumu seyrettiği gösteriliyor. Şimdi baktığımızda Anonim Osmanlı Kroniği yine bir 15. yüzyıl kroniği olarak bu olayı şöyle anlatıyor. Meğer bir gün Timur Han Yıldırım Han ile meclis kurup sohbet ederken Sultan Beyazıt'ın bir kafire avratı vardı. Vulkoğlu kızı idi. Burada bahsettiği şu ortada gördüğünüz Sırp kralının kızı Mileva Oliveira Lazarević. Timur Han buyurdu ki ol avratı sohbete yani eğlence meclisine getireler. Andan Timur Han buyurdu ki yani ondan sonra Timur dedi ki Yıldırım Han'a içki servisi yapsın. Yıldırım Beyazıt ise avratın sohbette görecek hali melul oldu. Gaza gelip Timur Han'a çok küstahane sözler söyledi. Burada Anonim Kroni'nin anlattığı aslında bizim tarihi gerçeklere en yatkın olan durum. Yıldırım Beyazıt'la Timur bir eğlencede birlikte oturuyorlar savaşın ardında. Timur Yıldırım Beyazıt'a saygı gösteriyor. Ancak Bursa Sarayı'ndan esir olarak getirdiği Sırp Kralı'nın kızı olan eşi Prenses Oliveira'yı Yıldırım Beyazıt'a içki servisinde bulunması konusunda uyarıyor. Yıldırım Beyazıt da çok sinirleniyor. Kendi eşinin erkeklerin bulunduğu bir ortamda içki servisi yapmasına. Timur'a ağır sözler söylüyor. İşte Timur da bu kadının Osmanlı Sarayı'nda Müslüman olmadan yaşadığını, o yüzden eş sayılmayacağını söylüyor. Aralarında bir münakaşa yaşanıyor ve daha sonra Timur'un Yıldırım Beyazıt kafese koyduğuna inanılıyor. Tabi bu rivayetler oldukça çeşitli. Öylesine çeşitli ki bu Avrupa'da benim dile getirmek istemediğim bazı olaylardan bahsediliyor. Ve 15. yüzyıldan itibaren bu konu hakkında işte çeşitli operalar, tiyatrolar vesaireler kurgulanıyor. İşte Vivaldi Bayezid diye bir opera besteleyerek bu olayı anlatıyor. Handel Tamerlano adlı bir opera besteleyerek bu olayı anlatıyor ve sergiliyor. Oysa bizim Osmanlı ve Timurlu tarihlerinden bildiğimiz kadarıyla olay bu şekilde gelişmiş durumda. Peki devamında ne oluyor dersek Timur burada yani Bursa Sarayı'ndan topladığı hazinesini başkentine Özbekistan'a yani Semerkant'a götürüyor. 1405 yılında Kastilya'dan, İspanya'dan yola çıkarak Timur'u elçi olarak gönderilen Ruy González de Clavio Timur'un torunu Uluğ Bey'in sünnet töreni sırasında orada bulunuyor. Savaştan 3 yıl sonra. Burada Bursa Sarayı'ndan getirildiği söylenen üzerinde Saint Peter ve Saint Paul figürleri bulunan gümüşle kaplı bir devasa kapıdan bahsediyor. Bunu Yıldırım Beyazıt Sarayı'nın kapısı olduğunu söylüyor. Yani dediğim gibi zaten saray mevcut bir Bizans yöneticisinin konutuydu. İşte anlaşılan onun çok değerli bulunan kapısı Timur tarafından Semerkant'a götürülmüş ve burada sergilenmiş vaziyette. Yine İbni Arapşah bu sünnet töreni sırasında olayları takip eden kişilerden birisi. Zaten işte az önce bahsettiğim İspanyol elçinin de geldiğinden bahsediyor bu törene. Ve bu tören sırasında işte bir
kumaştan bahsediyor. Çok değerli bir Bursa kumaşından bahsediyor. Üzerinde bitki motifleri, işte bina biçimleri, tahtlar, çeşit çeşit böcekler, kuşlar, insan resimleri vesaire yer alan rengarenk bir kumaş parçasının yine Bursa hazinesinden, Bursa Sarayı hazinesinden getirildiğini ve burada sergilendiğinden bahsediyor. Aslında bu olay oldukça önemliydi. Yıldırım Beyazıt, Timur'u en çok zorlayan düşmanıydı. İşte onun sarayına el koymanın sembolik bir anlamı vardı. Buradan getirilmiş bütün ganimet, Semerkant'ta sünnet töreni sırasında işte Çin'den, Mısır'dan, İspanya'dan, Suriye'den ya da Rusya hanlıklarından gelen bütün elçilerin önünde sergilenmiş bir nevi Timur'un gücü ortaya konmuş vaziyetteydi. Tabii bu durum Osmanlılar için bir dediğim gibi travma yaşattı. Osmanlılar doğudan gelen tehlikelere karşı açık bulunan Bursa Sarayı'nı bu yağmurun ardından büyük ölçüde terk ettiler. Ve özellikle Edirne Sarayı bu dönemden itibaren yükselişe geçti. 1402'den 1453'e kadar sultanların ağırlıklı olarak Edirne Sarayı'nda oturduğunu görüyoruz. 1453'ten sonra da İstanbul'un fethiyle beraber sultanlar artık İstanbul'a taşınacak. İstanbul'un fethinden sonra Bursa Sarayı yalnızca birkaç kez sultanlar tarafından ziyaret ediliyor. Bunlardan birisi Fatih Sultan Mehmet, Trabzon ve Anadolu seferleri sırasında iki ya da üç kez Bursa Sarayı'nda konaklıyor. Onun ölümünden sonra oğlu Cem Sultan, kardeşi 2. Beyazıt'la bir taht mücadelesine giriyor. Ve Bursa Sarayı'nda 18 gün kendi saltanatını ilan ediyor. Bu aslında Bursa Sarayı'nın son değerli günleri diyebiliriz. 1512 yılında Yavuz Sultan Selim'in Bursa Sarayı'nda bulunduğunu biliyoruz. O dönem tarihlere bakarsak Bursa Sarayı'nda işte ziyaret eden birkaç görme ihtimali, yani görme olanağı bulan birkaç Avrupalı seyyah var. Bunlardan bir tanesi Fransız Delebrocchiere. 1432 yılında Bursa Sarayı'nı görüyor. Ancak o geldiği sırada Sultan 2. Murat Bursa Sarayı'nda değil, Edirne Sarayı'nda Sultan'la görüşmesini Edirne Sarayı'nda gerçekleştiriyor. Ancak Bursa Sarayı'ndan bir pasajda bahsediyor. Bu şehrin batıya doğru uzanan alçak dağlarından biri üzerine kurulmuş büyük ve çok güzel bir iç kalesi de vardı. Şehirde binlerce ev bulunuyordu. Hükümdar konağı da buradaydı ve çok güzel bir yapıydı. Bana söylendiğine göre bu sarayda 50 kadar kadın vardı. Burada zevk sefa içinde yaşanıyordu. Sultanın bir bahçesi vardı ve içinde büyük bir havuz bulunuyordu. Hükümdar burada canı istediği zaman o çok güzel kadınlarından biriyle oynaşırmış. Havuzda bir de küçük sandal varmış. Bunlar hep benim kulağıma gelenler çünkü ben sarayı ancak dışarıdan görebildim, diyor. 1588 yılında Bursa'ya gelen Lübbenau'da aynı havuzdan ve ortasında köşkten bahsedecek size. Sarayın ön cephesi doğuya bakar ve ilave bir surla çevrili halde kapısı kilitli tutulur. Gel gelelim şu an her yanıyla virane duruma düşmüş. Şehre doğru surların yanında hoş bir bahçe var. Aynı zamanda bahçenin ortasında 40 kayalarla doldurulmuş kare şeklinde bir havuz. Havuzun ortasında ise 4 mermer sütundan inşa edilmiş hoş bir eğlence evi var. Eğlence evinin ortasındaki fıskiye bozulmuş durumda. Yuvanın tepesinde çatı vazifesi gören hiçbir şey yok, diyor. Yani Brocchiere gördüğünde 1432'de halen kullanılıyor saray, ara ara sultanlar geliyor burada kalıyor. Ancak 16. yüzyıl sonlarında ise tamamen ortadan kalkmış vaziyette olduğunu anlıyoruz. İki metin arasında yaklaşık 150 yıl var. Ama birisinde artık harap durumda olduğunu bize Lübbenau bildiriyor. Yine bu dönemde saraydan bahseden Lami Çelebi, Bursalı bir şair, Şirengizi Bursa adlı eserinde ki beydin beyitlerinden birisinde işte sarayın sultanlardan ayrı kalmanın hüznüyle harap olduğunu, işte çeşmelerin adeta ağladığını, sütunların hüzünlü serviler gibi olduğunu, işte içinde bir köşkün bulunduğu, rengarenk taşlarla bezeli havuzun ise
halen bir şekilde güzelliğini koruduğundan bahsediyor. Yani bizim mimariye ilişkin kaynaklardan anladığımız bu sarayın bahçesinde devasa bir havuz var ve o havuzun ortasında bir köşk var. Onun dışında çok fazla detaya sahip değiliz. Ancak 16. yüzyıl sonunda artık harap durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu dönem çok önemli bir belge. Sultan II. Selim'in abisi Şehzade Mustafa için yaptırdığı türbe inşaatı sırasında yaşanıyor. Onun gönderdiği, Bursa Kadısı'na gönderdiği bir fermanda şöyle ifadeler var. Merhum karındaşım Mustafa, türbesine mermer direkler lazım olup, eski sarayda bazı yıkılmış mermerler ve dört kıta direkler olup, onlar alınıp sarf olunması uygundur, diyor. Buyurdum ki göresin, ol mermerler ve dört direk binaya mutassıl olmayıp alındığı takdirde yerinde kalan binaya zarar gelmez ise, kifayet miktarı mermerler ve direk alınıp türbede sarf edesin. Ama sarayın bir duvarı veya bir mahalli yıkılmadan ve bu sebeple ziyade mermer ihracından hazer edesin, diyor. Şimdi burada sarayın bir bölümünün yıkıldığı ve işte Lavini Çelebi'nin az önceki beyitlerinde hüzünlü servilere benzettiği sütunlardan bazılarının işte yıkıntı halinde olduğunu ya da yerde uzandığını ya da artık herhangi bir üst yapıyı taşımadığını anlıyoruz. İkinci Selim, türbenin inşaatı için bunların kullanılabileceğini söylüyor. Ancak herhangi bir duvarı ya da işte bir kubbeyi taşıyan bir sütunun alınmamasını, yani yapının yıkılmış taraflarının gözden çıkartıldığını, ancak bunların alınırken ise yıkılmamış olan kısımların yıkılmamasına özen gösterilmesini bildiriyor. Bu durumda biz de aslında 16. yüzyıl sonlarında sarayın tamamıyla gözden çıkartıldığını, sultanlar tarafından göz ardı edildiğini işaret ediyor. Şimdi bu 16. yüzyılda sarayda neler yaşanıyor diye bakarsak, burası artık Topkapı Sarayı'nda tüketilmek üzere helva ve simit üreten helvahane ve simithane ile işte buz deposu, şerbet ve turşu üretim mahalli ile ahırdan oluşan bir kompleks haline geliyor. Güvenlik ve üretimden sorumlu burada sınırlı sayıda acemi olanından başka hiç kimse yer almıyor. Yine bu dönemki işte Bursa Şeriye Sicilleri kayıtlarına bakarsak ara ara Bursa Sarayı'nın surlarından düşerek işte şüpheli şekilde hayatını kaybeden acemi oğlanları hakkında çeşitli belgeler var. Yani burada böyle aşağı yukarı 20 kişi Topkapı Sarayı'na için çeşitli üretimlerde bulunuyor. Yaklaşık 100 yıl sonra 1605 yılında Bursa Sarayı'nda ilk defa bir Osmanlı sultanı konaklayacak birinci Ahmet. Birkaç günlük bir ziyaret için Bursa Sarayı'na, Bursa'ya geliyor. Kış aylarında geliyor kendisi Bursa'ya. Gelmeden önce çok ciddi uzun hazırlıklar yapılıyor sarayda. Ancak Sultanahmet hemen hastalanıyor buradaki birkaç gün içerisinde. Yani yeterli konfora ulaşmıyor saray ve tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor. 1633 yılında bu kez 4. Murat Bursa'ya geliyor. O da yalnızca 5 gün konaklayabiliyor sarayda. 1656 yılında bir görgü tanığımız var, Fransız Thévenot. O ise sarayı tamamen harabe halinde olarak tanıyor. Şimdi 1588 yılında yine duruma bakarsak, saray içinde sadece bahçesi Hristiyan çocuklarından oluşan fazla sayıda acemi oğlanı oturuyor. Buğdayları türlerine göre ayırıyorlar. Defalarca yıkamak ve kurulamak onların vazifesi. Unu titizlikle temizler ve kirlerden arındırırlar. Un her ay Konstantinopolis'te sultan ekmeğinin fırınlanmasında kullanıldığı yere gönderilir, diyor. 1675 yılında Doktor John Cowell buraya ilk önce bir saray inşa edilmiş fakat şimdi ise bir imalathane var, diyor. Yani artık sarayın tamamen saray hüviyetinden çıktığından bahsediyor. Bilhassa ulu senyörün yiyeceği ekmekleri yapmak amacıyla buğday ve pirinçten bir tür kaliteli un imal ediyorlar. Bu un nerede olursa olsun ona ulaştırılmak üzere
Edirne'deki saraya gönderiliyor. Buğdaylar ıslatıldıktan sonra özel bir yöntemle kurutulur. Bana unun bu şekilde başka hiçbir yerde yapılma imkanının olmadığını söylediler diyor. Yani 17. yüzyıl ortalarında işte saray tamamen bir imalathaneye dönüşmüş durumda. Ve çok ciddi bir imalathane olduğu John Cowell'in satırlarından anlaşılıyor. Saray tarihini değiştiren önemli olaylardan bir tanesi 1659 yılında yaşanıyor. 19 Temmuz 1659 yılında 4. Mehmet Celali isyanlarından biri olan Abazı Hasan isyanını bastırmak üzere Bursa'ya geliyor. Çok büyük bir kalabalık bir heyetle geliyor. Yanında valide Turhan Sultan bulunuyor. Bunun dışında işte bunu bir cihat olarak gördüğü için yanına Hırka-i Şerif'i de almış durumda. Hatta öyle ki Avusturya'dan gelen elçi de Bursa'da kabul ediliyor. Şimdi biz dönem kaynaklarına baktığımızda buraya artık 4. Mehmet'in ziyareti için bir yeni sarayın inşa edildiğini öğreniyoruz. Silahlar Fındıklı Mehmet Ağa'ya göre işte saray hizmetlileri bu sarayın yakınlarında bulunan evlere kendi konumlarına göre yerleştirilmiş. Evler arasında kapılar açılmış, evler köprülerle birbirine bağlanmış ve işte Hırka-i Şerif için de özel bir mekan meydana getirilmiş. Ve bütün kompleks tamamlanınca birkaç gün çadırlarda konaklamak durumunda kalan devlet ileri gelenleri kente girerek bu konaklara yerleşmişler, sarayla ilişki yok bulunan bu konaklara. Bu sarayın yeni korusunda ne yazık ki Osmanlı kaynakları, kronikler bize bilgi vermiyorlar. Ancak şeriye sicillerinde yapılan istimlaklara ilişkin çeşitli kayıtlar var ve sarayın yerini aşağı yukarı bunlar vasıtasıyla anlayabiliyoruz. 15 Ağustos 1659 tarihli şeriye sicilinde İmareti İsa Bey mahallesinden alınıp saray arazisine zam ve ilhak olunan evlerden bahsediyor. Bunun gibi birkaç tane şeriye sicil kaydı daha var. Onları burada biraz anlaşılması zor olduğu için koymadım. İmareti İsa Bey mahallesi şu gördüğünüz alanda İmareti İsa Bey mescidinin çevresinde bulunan küçük bir mahalle. Bu sarayın inşası için aşağı yukarı 30'a yakın evin biz istimlak edildiğini bu şeriye sicil belgelerinden anlıyoruz. Eski saray alanı Hisar bölgesinin doğusunda yer alıyordu. Burası ise bu saraydan oldukça uzakta ve Hisar bölgesinin tamamıyla batısında İmareti İsa Bey Camisi'nin kuzeyinde yer alan ve yine geniş bir manzaraya bakan alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burası günümüzde Haşim İşcan Parkı adı altında bir yeşil alan. Hemen güneyinde Devlet Hastanesi bulunuyor. Hastane ile park arasında İmareti İsa Bey Camisi günümüzde halen ayakta. Herhalde 17. yüzyıl ya da 18. yüzyıl civarında bu bölgede saraya ilişkin bir gravürde şu şekilde bir örüntünün, yapı örüntüsünün olduğunu izleyebiliyoruz. Tabii çok detaylı görünse de aslında bir kentin silüetine dair bir intiba oluşturan bir gravür. O yüzden buradan yapıya ilişkin çeşitli detaylara ulaşmak ne yazık ki mümkün değil bu yeni saraya ilişkin. Ancak çok 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 önemli bir seyahatname günümüze kadar ulaşmış durumda. 1675 yılında Bursa'ya gelen bir İngiliz, George Weller, beraberindeki bir Fransız Jacob Spon'la beraber kendilerinin gelişinden yaklaşık 15 yıl önce inşa edilmiş bu yeni saraya kapıdaki Yeniçeri'ye rüşvet vererek giriyorlar. Ve mimarisi hakkında bize detaylı bir anlatımda bulunuyorlar. George Weller'e kulak verirsek şöyle diyor. Bu kalede biri eski, diğeri de yeni olmak üzere iki saray var. Eski olan adeta yıkık.
Sadece buğdayları temizlemek ve de Topkapı Sarayı için kaliteli un yapmak amacıyla hizmet veriyor. Diğeri, yani yenisi, yaklaşık 17 yıl kadar önce sultanın buraya gelişi üzerine 2 ayda inşa edildi. Küçük bir yapı ancak banyo ve ocaklara sahip. Duvarlar ve tavan altın yaldızlı bitki ve çiçek motifleriyle boyanmış. Her odanın bir yanında yatak ve diğer eşya için dolaplar bulunuyor. Evlerinin içi büyük yataklar, masalar, sandalyeler ve tabureler ile engellenmeyen Türklerin tarzı böyle. Yalnızca odanın bir bölümünde biraz daha yükseltilmiş ve kilim ile örtülmüş bir kısım bulunuyor. Burada yastıklara yaslanıp bağdaş kurarak oturuyorlar. Böylece aynı mekan hem oturma salonu, hem yemek salonu, hem de yatak odası olarak kullanılıyor. Bu yapı Hristiyan prensler için fazlasıyla kullanışsız ve gösterişsiz. Ancak yamacın kenarında kurulmuş bu saraydan kent ve doğa manzarası çok güzel. Daha fazlasına gerek olmadığından ayrıca bir bahçesi yoktur diyor. Bize aslında sarayın iç dekorasyonu hakkında ciddi bilgi veriyor. Duvarların ve tavanın altın yaldızlı bitki ve çiçek motifleriyle boyanmış olduğundan bahsediyor. İç mekanda bir mobilya olmadığından, yani klasik bir Osmanlı evi olduğundan söz ediyor. Yine önemli detaylardan bir tanesi, buradan kent manzarasının ve doğa manzarasının oldukça güzel olduğunu, yani aslında bu yeni sarayın yamaçta bulunduğunu bildiriyor. Yanındaki Jakob Spon da şöyle bahsediyor bu iki saraydan. Eski Bursa Sarayı oldukça küçüktü. 15 yıl kadar önce burayı yıktılar ve 2 aydan kısa bir süre içinde bu yıkıntılardan başka bir saray yaptılar. Buraya bir yeniçeri ile girdik. Yalnızca bir bina gördük. Bölmeleri altın yaldızlı ahşap dolaplar ile duvarları kaplanmış 7 ya da 8 odası vardı. Hiçbiri bahçe manzarasına sahip değildi. Ancak buradan kent manzarası oldukça güzeldi. Bu odalarda hiçbir mobilya yoktu. Zaten Türklerin hemen hemen hiç mobilyası olmazdı. Bize buraları gösteren kapıcı bu zahmetine karşılık her birimizden birer akçe aldı diyor. Şimdi burada yine Jakob Spon'un verdiği detay önemli. Bahçe tarafı, yani aslında güney tarafına dönük hiçbir penceresi bulunmuyormuş buradaki sarayın. Ancak bütün açıklıklar kent manzarasına yönelik olduğunu bildiriyor. Şimdi buradan hareketle biz 4. Mehmet döneminde inşa edilmiş bu şekilde küçük ölçekli kasırlara bakarsak aslında Jakob Spon'un ve George Weller'in anlattığı tariflere uyar birkaç yapıdan söz etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi Yeni Cami Hünkar Kasrı. İşte ahşap bir tavana sahip, işte duvarlarda çiçek motiflerine sahip çini bezemeler. Yine aynı şekilde Topkapı Sarayı'nda Şehzadeler Odası bu şekilde küçük bir yapı. Daha bağımsız bir yapı olmak üzere Beşiktaş Sarayı'na aslında bakmak mümkün. Ben aşağı yukarı 4. Mehmet'in Bursa'daki sarayının bu Beşiktaş Sarayı ölçeğinde bir yapı olduğunu, işte iç dekorasyonunun ve plan şemasının buna uygun bir düzenlemeye sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7-8 odadan müstakil olduğunu söylüyor George Weller ve Jakob Spon. Aşağı yukarı bu ölçek bize bunu verir vaziyette. Devamında ne olduğuna bakarsak, 1694 yılında bir İtalyan Gemelli Careri adlı bir İtalyan Bursa'ya geliyor. 4. Mehmet tarafından inşa edilen yeni sarayın da bakımsız olduğunu söylüyor. Yani 1675 yılında halen bakımlıydı ancak aradan geçen 20 yılda ise o da gözden çıkartılmış görünüyor. 1738 yılında Bursa'ya gelen İngiliz Pock, birkaç yıl önce yanmış bulunan bir sarayın varlığından bahsediyor. Bunun hangi saray olduğunu kestirmek güç, yani eski saray mı yeni saray mı? 1793 yılında Bursa'da bulunan Alman von Brenner ise her iki sarayın da harap durumda olduğundan bahsediyor. Bu üçünün de kayıtları neden önemli dersek, özellikle işte von Brenner, ya net şekilde iki saray
olarak ayırıyorlar. Eski saray ve yeni saray şeklinde. O yüzden biz tek bir Bursa Sarayı'ndan bahsetmenin güç olduğunu bu noktada söylemek istiyorum. Ancak ikinci sarayında 18. yüzyıl sonlarından itibaren tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün. Bu sarayın yerine, yani yeni sarayın yerine 19. yüzyılda Damat Efendi Konağı adlı bir ahşap saray inşa ediliyor. Şu iki numarayla görülen bölgenin alanın hemen yanındaki yapı. 1868 yılından itibaren Ahmet Refik Paşa, özellikle depremden sonra zarar görmüş bulunan Yıldırım Darüşşifası'nın yerine hizmet verecek bir modern hastane inşa etme çabasına giriyor. Gureba Hastanesi adı altında. Damat Efendi Konağı satın alınıyor ve bu arazinin üzerinde Gureba Hastanesi inşa ediliyor. Daha sonra 20. yüzyılda bu hastane ortadan kaldırılıp burası hemen güneyine bir devlet hastanesi inşa ediliyor ve bu alanda Vali Haşim İşcan'ın adına bir park olarak düzenleniyor. Şimdi bu alana baktığımızda günümüzde burada arkeolojik kazılar devam ediyor. Çeşitli temellere ulaşılmış vaziyette aslında toprak altında. Birçoğu işte bu lazer araştırma aparatıyla alınan görüntüler. Ve hemen bunların altında aslında bu arazinin düzlenmesi için kullanıldığını düşündüğümüz işte Bizans dönemine kadar ulaştığı anlaşılan tonozlu bir altyapı mevcut. Şurası. Bu derinlere kadar ileniyor ve ilerliyor. Burada aslında düz bir teras oluşturuyor üzerinde çeşitli yapıların inşası bağlamında. Bu alanda dediğim gibi yeni saray yer alıyordu. Haritayı hatırlarsak yeni saray ve eski sarayın arasında bir boşluk alan söz konusuydu. Burası hakkında hiçbir bilgi almadık. Ta ki bu hastanenin inşası sırasında yapılan hafriyat çalışması esnasında burada toprak altında kalmış rengarenk taşlarla süslü bir havuzun varlığına ulaşılana kadar. Şimdi hatırlarsanız işte Fransız Brocchiere, daha sonra Lubénat ve Bursalı Lami Çelebi burada saraya ait bir havuzdan söz ediyorlardı. Şimdi bu esnada yapılan kazıda çıkan havuz muhtemelen bu havuz. Aslında bu havuzu biraz bir eğlence havuzu olmanın dışında bunun bir açık sarnıç olduğunu söylemek mümkün bu anlamda. Çünkü devasa bir alanı kaplıyor ve eski sarayla yeni sarayı aslında birbirine bağlıyor diyebilirim. Tabii daha sonra ortasına işte bir köşk vesaire inşa edilmiş vaziyette. Yani takriben şu alanda yer alıyor. Zaten burası hakikaten kot olarak biraz daha düşük konumda. Şimdi burada eski sarayın şu bölgede Şehadet Camisi'nin hemen karşısında yer alan Tophane Sarayı'nın, Tophane Meydanı'nın batısında bulunduğundan bahsetmiştim. Bu bölgede bir bahsedilen havuz yer alıyor. Bu bölgede ise yeni saray bulunuyor. Yeni saray Gureba Hastanesi'nin ve ardından park düzenlemesiyle ortadan kalkmış durumda. Eski saray ise 20. yüzyıl başlarından itibaren çeşitli askeri tesislerin inşasıyla ortadan kalkıyor. Bu havuzun üzerine ise, iki sarayın arasında yer alan havuzun üzerine ise biz yine 20. yüzyılda çeşitli işte eğitim binalarının inşa edildiğini biliyoruz. Yani sarayın yerleştiği ya da Bursa saraylarının yerleştiği ve ikisini birbirine bağlayan havuzun yerleştiği bu alan 20. yüzyılın ortalarından itibaren tamamen bir yeni modern yapısıyla işgal edilmiş vaziyette diyerek teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok bilgilendirici bir sunumdu.
Soru ve katkı bölümüne geçelim. Soru ve katkısı olan varsa dinlemek isteriz. Ben kısa bir teşekkür de bulunayım. Geleneksel oluyor herhalde her konuşmadan sonra. Gerçekten de tüm arkadaşlarımız hakikaten kuyumcu titizliğiyle hazırlanmış emekli çalışmalar sunuyorlar. Çağan Hoca da o çizgiyi devam ettirdi. Benim için de çok orijinal olan bilgiler paylaştı. Belli ki çok emek vermiş, titiz bir şekilde araştırmış. Takdire şayan, daha da devam edecek gibi gözüküyor bu çalışma. Bulgular, sanıyorum arkeolojik kazılar ilerleyecek. Yeni bulgular da ortaya çıkacak. Bu yeni yayınlar anlamına da gelir. O yeni yayınları da inşallah kendisinden dinleyeceğimizi düşünüyorum, umuyorum. Teşekkür ediyorum Çağan Hoca. Ben teşekkür ederim hocam. Bu söylediğiniz üzerine şunu söyleyebilirim. Şimdi bu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu çalışma heyetiyle beraber düzenlenecek olan ya da ilerleyecek olan projede özellikle ilk başta ilk Bursa Sarayı'nı yani eski sarayı işgal eden askeri yapıların buradan taşınması, daha sonra bu yapıların yıkılması ve burada ciddi bir arkeolojik araştırmada bulunması öngörülüyor. Bir ek yapayım izin verirsen. Eski kışla alanında, pardon eski saray alanında söyleyeceğim şeyi ağzımdan kaçırdım. Aslında kışla olduğunu biliyoruz. 19. yüzyıl dönemine tarihlenen. O kışla muhtemelen o da ahşaptı. Osmanlı geleneği için mantıklı. Aslında 19. yüzyılda batılılaşma döneminde kâgir kışlalar yapıldığını da biliyoruz. Oldukça yaygın. Ama buradaki kışla kâgir miydi, ahşap mıydı bilmiyorum. En azından üst tabakada belki eski kışlanın kâgir temellerine rastlanabilir. Belki de bu çalışma çoktan yapıldı, bilemiyorum tabii. Yapıldıysa onu da başka bir vesileyle dinlemek isteriz. Yani modernleşme, batılılaşma nasıl tanımlarsanız döneminin yapı stoğunun izleri herhalde ilk aşamada ortaya çıkacaktır. Evet, bir de tam kuzeye denk düşüyor herhalde set üstünde. Hala umuyorum varlığını sürdüren böyle sivri kemerli işte Osmanlı eklektisizmi bir yapı, köşk. Vari bir yapı. Hatırlıyorum. Ben de uzaktan görmüştüm. İçine girmek sanıyorum hala mümkün değil. O da herhalde işte Cumhuriyet öncesi dönemin bir izi olarak korunmayı hak ediyordur diye tahmin ediyorum. Bilgi verirsen belki alanı gördüğünü tahmin ediyorum. Memnun olurum. Hocam oradaki yapı sanırım korunacak bahsettiğiniz yapı. Yani burada sadece son yıllarda inşa edilmiş garnizon yapıları var mesela işte subay gazinosu vesaire gibi onların yıkımı yani askeri testler içerisinde kalan alanların yıkımı gerçekleşerek burada bir arkeolojik çalışma sürdürülecek. Set üstüne vesaire pek dokunulmayacak. Oradaki yapıda hocam sanırım restorasyon gördü son yıllar içerisinde eğer aynı yapıdan bahsediyorsak. Ya aslında ben de hem teşekkür etmek istiyorum. Çağan hocamla zaten daha önce de konuşmuştuk biraz hem Beysaray Sempozyum üzerinden. Hakikaten çok detaylı, çok özveriyle çalışılmış bir konu. Hem makalesi için hem de bu bildirisi için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Kutgun hocama katılıyorum. Eminim ki bu çalışma çok daha uzun soluklu, güzel böyle bir kitaba dönüşecek. Zaten siz de belirttiğiniz sempozyum dolayısıyla da belki bu bir vesile olacak. Edirne Sarayı ile ilgili tabii ki çok benzerlikler var. Bir kere bu maalesef saray yapılarının bu payitahtlarda hep sonuçları tabii işlevliğini kaybettikten sonra hep askeri yapılara dönüşmesi olmuş. Benim hatta rahmetli dedemin arazisi vardı Edirne Sarayı üzerinde ve istimlak edilmişti zamanında.
Ben sadece tam yılını hatırlamıyorum ama bir 7 sene falan olmuştur herhalde. Kutkin Hocam ya da siz daha iyi bile hatırlayabilirsiniz. Askeri tesislerin şehir merkezlerinden taşınması, kaldırılması için bir yönetmelik vardı. Ve sonrasında örneğin Edirne'dekiler Trakya Üniversitesi'ne devredildi bir kısmı. Mimarlık Fakültesi yapıldı örneğin bazıları. Burada böyle bir süreç olmamış anladığım kadarıyla. Yanılıyor muyum ya da düzenlemede belki bir değişiklik vardı. Tabii üstlerine yapılar yapılmış olması harabiyetini arttırmış ama konumlanma, ondan sonra işte çift saray yapımı, yine şehre veya işte ne derler seyir noktasına hakim bir tepede yer almış olması ortak noktaları gibi ilk göze çarpan özelliklerden biriydi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten hem ağzınıza hem de emeklerinize sağlık. Ama askeri tesis için hakikaten merak ettim. Şimdi bu saray tabii büyük ihtimal bir restorasyonda bir kazı herhalde oraya bir kazı başlatacaklar anladığım kadarıyla Edirne Saray kazısı gibi. Bakalım kimler talip olacak hem onu görmüş olacağız. Bu hala aktif mi oradaki askeri yapılar? Oradaki askeri yapılar halen aktif durumda. Yani bu şimdi askeri tesis diye bahsedersek yani böyle silahlı askerlerin bulunduğu bir işte kışla yapısı sanırım orada yok şu an. İşte misafirhane, gazino, yani restoran gibi yapıları bünyesinde barındıran bir kompleks var orada. Son yıllarda işte yani belediye başkanının anlattığına göre genel kurmayla bir protokol imzalanmış. Onlar için ayrı bir yer tesis edilmiş ve işte bir takas yapılıyor sanırım. Ancak süreç tam olarak netleşmedi. İşte tabii bu bir belediye girişimi olduğu için bunun bir yandan bazı tehlikeleri var. Onlar hemen orada bir saray görmek istiyorlar. Yani doğrudan bir saray inşası öngörülüyor. Hani bunun da olması pek mümkün değil. Şimdi bir görsel de ortaya koymuştum. O görsel işte kullanılıyor afişlerde falan. Biz bu işte şeyde özellikle mimarlar olarak buna karşı koymak durumunda kalacağız bu durumda. Hatta ben Kutgun Hocam'ı bunun altyapısını daha iyi sunabileceği düşüncesiyle önerdim. Çünkü o herhalde bu durumun yani yeni bir saray inşasının bulgu yetersizliğinde gerçekleşmeyecek konusunda daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Yani benim umudum burada bir hani kazı yapılıp bir arkeopark olarak bu alanın düzenlenmesi şeklinde. Tabii bunda işte hani ben elimden geleni yapacağım tabii işte şeydir. Hani orada da belirttim. Herhangi bir mimari veri ne yazık ki yok. Yani ne bir doğru düzgün burası saraydır dediğimiz bir çizim var. Ya da işte anlatımlardan ortaya çıkartabilecek yine hiçbir şeyimiz yok. Veriler oldukça yetersiz. Zaten ben buraya hani oldukça az şey koydum ancak hani fark ettiyseniz genellikle batılı seyyahların anlattığı birkaç şeyden ibaret sarayla ilişkin bilgilerimiz. Yani ben bunu dediğim gibi bir 10 sene boyunca kurcalaya ancak bu kadarına ulaşabildim. Tabii orada burada belki bir yerlerde halen gözümden kaçmış bir şeyler olabilir. Ama bir Topkapı Sarayı gibi bir külliyat oluşturmak bunun hakkında ne yazık ki mümkün değil. Son bir sempozyumdan da haberdar ederseniz belki burada ilgilenen diğer arkadaşlarımız da olabilir. Şef Hocam teşekkürler hatırlattığınız için. 2021 Haziran'ında bir sempozyum ya da kongre düzenlenecek davetli bir kongre. Ve bunu da Bursa Sarayı üzerine yapılan araştırmalar ya da Bursa Hisar Bölgesi üzerine yine bu proje kapsamında yapılan araştırmalar tartışılacak ve bir kitap
basımıyla dağıtılacak duyurusunu yapabilirim şu aşamada. Teşekkürler hocam. Başka soru? Hocam, Kutgül hocam bir şey söyleyecek sanırım. Söylemeyecek. Sanırım başka güzel katkı... Açıklamaların üstüne artık ilave edecek bir şey yok gibi geliyor bana. Tamam. O zaman bitirelim bugün de. 2020 yılının son seminerini yaptık Çağhan hocayla. Kapanış seminerimiz 2020 yılı için Çağhan hocayla oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. 2021 yılı ilk seminerimizde 6 Ocak Çarşamba günü Doçent Doktor Mehmet Bayartan'la kent, kentleşme ve kentleşme konulu sunumla gerçekleşecek. Görüşmek üzere. 2021 yılının ilk seminerinde herkese iyi seneler, iyi çalışmalar, iyi günler. İyi seneler. İyi günler. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar herkese. Mutlu yıllar herkese.